Deli Kral'ın Görkemli Sarayları. Herkese merhaba. Yeni bir videoda, yine bir videoda beraberiz. Bugün size masallardan çıkmış gibi görünen Neuschwanstein Şatosu ve onu yaptıran Bavyera Kralı 2. Ludwig'in hikayesini anlatacağım. Siz de güzel bir hikaye dinlemiş hem de güzel bir görsel şölen yakalamış olacaksınız. Almanya'nın güneybatı eyaleti Bavyera'da yer alan Neuschwanstein Sarayı, Almanya'nın en önemli tarihi miraslarından ve dünyanın en görkemli saraylarından biri olarak sınıflandırılıyor. 19. yılda yaşayan Deli Kral 2. Ludwig tarafından yaptırılan sarayı her yıl dünyanın her yerinden 1,5 milyon turist ziyaret ediyor. Prens 2. Ludwig 1845 yılının Ağustos ayında dünyaya gelmiş. Sanatla iç içe yaşayan bir ailede büyüyen prensin dedesi 1. Ludwig, Avrupa'nın önde gelen sanat koleksiyoncularından biriymiş. 2. Ludwig çocukluk yıllarında birçok ailevi sorunlar yaşamış. Prusya ve Bavyera yetkilileri tarafından kendi istekleri dışında evlendirilen anne ve babasının yaşadığı ayrık hayat onun yaşamını da etkilemiş. Anne babasının ilgi gösteremediği 2. Ludwig, çocukluğunun büyük bir bölümünü tek başına sanat tablolarını inceleyerek geçirmiş. Babası 2. Maximilian'ın ölümünden sonra 2. Ludwig 1864 yılında daha 18 yaşındayken Bavyera eyaletinin başına geçerek ülkenin tarihinin 4. kralı olmuş. Birçok tarihçiye göre 2. Ludwig rüyalarındaki efsane dünyayı yaşayan ve gerçeği görmezden gelen biriymiş. 22 Ocak 1867'de kuzeni Bavyeralı Prenses Sofia Charlotte ile nişanlanmış, tam düğün hazırlıkları bitmek üzereyken nişan bozulmuş ve kral bir daha hiçbir zaman evlenmeyi düşünmemiş. Neuschwanstein Şatosu'ndan sonra Linderdorf adlı şatonun inşasını başlatmış. Dev saraylar inşa ettiren 2. Ludwig, 250 milyon dolar olarak tahmin edilen miktarda parayı saraylara harcamış. Bu yüzden kralın inmesi gerektiğine inanan bazı vezirleri 4 ayrı doktordan 2. Ludwig'in akli melekelerini kaybettiğine yönelik rapor almış. Özellikle Fransız kraliyet ailesi üyeleriyle gerçekleştirdiği diyaloglar da bu sonuca iten sebeplerden biri olmuş. 8 Haziran 1886'da Dr. von Gudden başkanlığında bir grup doktor tarafından muayene bile edilmeden bazı kişilerin gözlemlerine ve yazdıklarına dayanarak akıl hastası olduğuna ve Bavyera'yı idare etmekten aciz kaldığına dair bir rapor hazırlanmış. Neuschwanstein şatosuna kapanan Ludwig pek çok müdahaleden sonra teslim olmaya karar vermiş ve Doktor von Gudden'in refakatinde Berg Şatosu'na götürülmek üzere yola koyulmuş. 2. Ludwig'in en sevdiği yerlerden biri olan Berg Şatosu bir hapishaneye dönüştürülmüş. Pencereleri demir parmaklıklarla kaplanmış, kapıları sade dışarıdan kilitlenebilecek hale getirilmiş ve her tarafa gözetleme delikleri açılmış. 13 Haziran 1886'da Doktor von Gudden'le birlikte şatonun bahçesinde yürüyüşe çıkmış. Ancak ikili saatler geçmesine rağmen geri dönmemiş. Daha sonra korumalar Ludwig ile doktoru gölde boğulmuş halde bulmuşlar. Günümüzün en büyük eğlence şirketi olan Walt Disney Pictures'ın logosunu süsleyen Neuschwanstein Şatosu'nun kısacık tarihi aslında tamamen trajedi ve dramdan ibaret. Disneyland'ı inşa etmeden önce Walt Disney ve karısı Lillian, Almanya'nın Bavyera Alpleri'ndeki Neuschwanstein Şatosu da dahil olmak üzere Avrupa'yı gezmekteydi. Walt Disney, sahte Romanesk kalenin gökdelenli kulelerinden çok etkilenmişti. Onu gördükten sonra kararını verdi. Kaleyi Disneyland'ın merkezi ve Walt Disney Pictures'ın logosu olarak kullandı. Walt Disney'in kalenin tarihinden haberi var mıydı bilinmez ama haberi olsaydı belki Disneyland ve WDP logosu için başka bir kale seçerdi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Thank you.
Thank you.